Efendim tekrar birlikteyiz. Reklamların ardından spor sayfası devam ediyor. Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamalarına göz atalım Hürriyet gazetesinden. Gördünüz mü? Maçta hakem konuşulmadı. Türkiye'deki hakem tartışmalarına gönderme yapan Fenerbahçe teknik direktörü gördüğünüz gibi hakemin hiç konuşulmadığı, gergin olmayan bir ortam. Çünkü kurallar var dedi. Yani Türkiye'de kurallar uygulanmıyor diyor Ersun Yanal. Deplasmanda da böyle oynamalıyız diyor. İç sahadaki oyunlarını deplasmana da yansıtmaları gerektiğini anlatan Ersun Yanal bizim için deplasman olmamalı diyor. Şunu söyleyelim. Hakemin konuşulmaması Fenerbahçe adına saha performansı için sen çok de önemli çok değil. Lütfen. Abi bir taraftan konuşurken de arada çok yaşa mı diyeceğim ya? Hapşurdum abi. Hapşurulmaz. Hapşırılmak. Yani hapşurmak değil yani. Yo, bir ağız alışkanlığı işte hapşurmak diyoruz biz abi. Ben öyle diyorum yani. Hapşırdın. Hapşırdım. Hapşırık. Bir çok yaşa der misin? Çok yaşa. Teşekkür ederim. Bir der misin? Sağlıklı yaşa. Ay çok yaşa be. Aa. Ay çok yaşa be. Ay. Hakemin konuşulmaması saha performans açısından çok önemli değil. Bence Hürriyet gazetesi bunu tabii ki manşet haberi olduğu için ön plana çıkartıyor. Bence teknik analizini yaptığı yer daha önemli. Kazanarak üstüne koyacağız. Zenit maçında kazandığımız oyun bize fazlasıyla moral verdi. Hedefimiz tur atlamak diyor. Bizim için deplasman olmamalı. Dış sahada da aynı iştahla oynamalıyız. Evet iştah çok önemli. Fenerbahçe çok iştahlı oynadı. Burada tabii Zenit'in deplasmanda oynuyor olmasının da vermiş olduğu bir oyun stratejisi de var. Zenit buraya kaybetmemek için gelmiş. Kazanmak için değil ama orada kazanmak için oynayacak. Kazanmak için oynayacak olan Zenit'in Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe'nin nasıl bir performans sergileyeceğini de belirleyeceğini söyleyelim. Peki bir sonraki haberimize geçelim. Slimani'nin orada Soldado hakaretten sevk edilmiş 3 ile 7 maç arasında ceza verilecekmiş. Küfürden çünkü normal. Hakaretten. Bu sezon şanssız bir görüntü sergileyen Slimani... Küfür değil bak hakaret. Hakaretten sevk edilmiş. Ama küfür hakaret değil mi zaten? Küfür diye ayrı bir şey yok. Hakaret var. Küfür ve hakaret işte öyle bir şey var galiba maddede. Küfür yok maddede. Hakaret. Yok mu maddede küfür? Ben yok biliyorum. Yani küfür... Slimani'nin gecesi diye manşet atmak için Slimani... Ben beğendim ya. Sen beğenmemişsin de. Slimani performansının çok daha iyi olması lazım. Sen mesela Burak gecesi dersin mesela. Burak'ın gecesi dersin. Müthiş. Hiç dedik mi demedik. Mesela ben... Kral döndü. Var mı? Yok. Onu söyledim mesela. Çünkü niye? Onu söyledin. Gerçekten Beşiktaş hesapları da sana bir sempatiyle yaklaşmaya başladılar sosyal medyada. Birazcık daha birkaç tane böyle daha olumlu cümle söylersen o üzerine yapışan, yaftalanan. Olumlu bir şey olursa söylerim kendi bakış açım. Yaftalanan Beşiktaş düşmanlığını ortadan kaldırmış. Bana yaftalanan Beşiktaş düşmanlığının ve yaftalanan Fenerbahçe düşmanlığının bir numaralı sorumlusu karşımda oturuyor şu anda. Yani sen her gece sen kardeşim Beşiktaş düşmanısın. Fenerbahçe düşmanısın dersen insanlar da diyor ki işte seni ifşa etti diyor. Öyle bakıyor. Ya onun sorumlusu sensin. Senin yani. Çocuk hangi takım tutuyor? Galatasaraylı. İçeride anlatırken ne dedin? Çok ilginç bir şekilde Galatasaraylı oldu dedim. Evet. Ben de cümleyi kestim. Dedim ki yani enteresan olanı ne bunun? Yani abi sen... 10 yaşında çocuk ben ne yaparsam yapayım yani kız çocuğu yani Galatasaray'la ne alakası o futbol yani... Ne yaparsam yapayım nereye götürdün onu sen? Abi ben onu çok küçükken götürdüm Flora'ya. Kim vardı? Drogba vardı. Tamam. Hamit Altıntop falan onlar böyle bir kendi oynadılar. Yani. Ama abi şimdi telefonumda Galatasaray marşı çalıyor abi. Allah Allah. Fenerbahçe marşı çalsa bu bir enteresan hayır, bir şey olabilir. Hayır tamam da ya 10 yaşında kız çocuğunun telefonla Galatasaray marşı çalar mı abi telefonu? Çalar niye çalmasın abi? Ve hayatım boyunca hiç öyle bir şeyim olmadı benim yani. Ben sen öyle olamazsın hayatım boyunca gazetecilik yaptın çünkü. Tamam doğru da yani hiç mesela benim büyük kızım var gitti Fenerbahçe'de voleybol oynadı. Mesela o voleybol oynadı Fenerbahçe forması giydi filan. Anladın mı? Hiç o mesela hiç alakası yok Fenerbahçelikle Galatasaraylıklarla alakası yok. Mesela ben evde sizi görüyorum mesela. Defne. Küçük çocuk sana daha yakın. Büyük çocuk sana uzaylı gibi bakıyor. Mesela o da Fenerli olduğu için olabilir. Büyük çocuk mesela. Bana iyi uzaylı gibi bakıyor. Uzaylı gibi evladım o benim. Ya. Merhaba baba. Merhaba. Daha saygılı bir. İyi akşamlar. Seviyeli bir ilişki. İyi akşamlar baba. Kızım bize kahve yapar mısın? Hı. Gidip kahve yapıyor falan. Yani seninle çok fazla ilişkiye girmiyor. Fark ediyorum ben onu. Ama normal abi çok. Bence yani. Kızım en güzelini yapıyorsun. Harika. Yani böyle bir babaya sahipsen biraz daha mesafeli olmak. Öbürü ne yapıyor? Öbürü var ya baba aşağıdan bağırıyor erkek çocuğu gibi. Baba para atsana baba. Yapacağım şimdi de bir hareket var. Neredeyse onu yapacak yani. Kramponla geziyor. Bir de diyor ki mesela kız çocuğunun marşı, telefonu Galatasaray marşı çalar mı? Abi, kramponla geziyor. Baba bana ayakkabı al dedi. Nasıl bir ayakkabı alayım diye fotoğraf göstermiş. Krampon. Krampon al bana diyor. Yani hani halı saha ayakkabısı da değil yani. Krampon bildiğin 2, 4, 6, 8 tane altında kramponu olan futbol ayakkabısı. Yani bir de çok ilginçti. Ha rengi pembe mi? Pembe. Yani kız çocuğu pembe krampon. Tamam da yani bana çok şaşırıyorum yani. Neyine şaşırıyorsun? Baba ne haber baba? Krampon al bana. Böyle bir atarlı giderler ağzına hafif böyle yana kayıyor baba. Bir de şimdi büyüdü ya. Paratsana baba. Bir de büyüdü ya. Böyle yapıyor bak. Yapıyorsan da böyle cama çıkıyorsun. Ne oldu oğlum? Neredeyse ne oldu oğlum diyeceksin abi. Şimdi biraz daha büyüdü ya böyle peşin. Seni mesela görüyor ya. Nasılsın diyorsun? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız diyor. Yani mesela hiç onda durmuyor. Ben mesela çok şaşırıyorum, tamam mı? Siz nasılsınız? Ben böyle kibarlı yani hafif böyle Allah'tan, bir ergenliğe doğru ilerleyince de Allah'tan Bero gibi bir annesi var da kibarlığın evet. Ne olduğunu öğreniyor. Ama yani. Çok uğraşıyor ya. Yani gerçekten çok uğraşıyor. Öyle mi? Üf. Onun kullandığı bir cümle vardı. O istemiyordu. Oha mıydı? Yani bir şey söylüyorduk mesela. Oha diyordu. Onu bıraktırdı. Ama abi onu bıraktırdı da televizyon dizilerinde sürekli oha oha böyle bir karakter vardı abi. Televizyon dizisiyle de işi yok abi. Çocuğun yani neyle ilgileniyor? Abi neyle ilgileniyor? Mesela futbol videoları mı seyrediyor TikTok abi? TikTok var ya TikTok. TikTok diye bir şey var. Mesela abi hayatı orada geçiyor mesela. Videolar çekiyor filan. Baba gel bir video çekelim. TikTok falan. Ne abi? TikTok diye bir uygulama var. Ben mi şarkı söylenen bir uygulama abi o. İşte abi sen ona video çekiyorsun, atıyorsun. Instagram gibi bir uygulama galiba o. Bizim Doğuş biliyordur ya. TikTok'u bize biraz dublaj videoları. Doğuş bilmiyor musun sen TikTok'u? Abi yani videolara denk geliyorum ama çok bilmiyorum. Ama işte dublaj videoları oluyor dediğin gibi. Burak'ın dediği gibi galiba. Bir de yine şarkı söylemeli videolar falan oluyor. Komik video çekiyorlar yani mantığı. Enteresan abi. Orada mesela bir hayran kitlesi var. Kimin? Defne'nin. Ne diyorsun sen ya? Abi orada bir şey olmaya yolunda ilerliyor yani. Fenomen. TikTok fenomeni. TikTok ne iş yapıyorsun? TikTok fenomeniyim falan. Bu ara dersleri de iyi tabii. Takdirimizi aldık. Ayıptır söylemesi. Göstermedin takdiri. Abi o TC kimlik numarası var ya ben paylaşmıyorum. Korkuyorum ne olur ne olmaz diye. Üstünü çiz abi. Onu da beceremiyorum. Görseydik bir takdir hediyesi alırdık çocuğa ya. Söyledim ben sana takdir aldığını biliyorsun. Burada ama ilk defa duyuyormuş gibi hayır, davranma Gökhan'cığım. Ben görmeden yani sana inanmıyorum ki. Yani ben bir evra göreyim belgeli konuş ben sana değil çocuğa hediyesini alayım abi. Alsana. Ya göreyim ben abi. Ya ben şimdi yayın çıkışı ben söyleyeyim çocuk fotoğrafını getirecek. Atsınlar. Hayır. Çocuk getirecek. Gitten fotoğrafını yollasınlar. Eskiden öyleydi abi. Ben hayatım boyunca mesela eğitim hayatım boyunca bir kere teşekkür aldım. Onu da 5. sınıftan mezun olan herkese veriyordu hoca. Yani takdir alanlar başarılıydı aslında. Takdir alanda 3 kişiydi. Bütün sınıfa teşekkür belgem. Hayatım boyunca bir tane teşekkür belgem var. Onu da herkese veriyorlardı sınıfta. Başarısız bir öğrenci miydin? Ben çok başarılı bir öğrenci değildim yani. Ben de değildim. Çünkü abi aklımız fikrimiz top oynayayım. Oradan gideyim basketbol oynayayım. Oradan ona... Ben Kabataş Erkek Lisesi'nde hem basketbol takımında hem futbol takımında oynuyordum. Nasıl olacak ki? Nasıl olacak? Yani antrenmana git. Öteki taraftan Kabataş Erkek Lisesi de yani sıkıntılı bir eğitim şeyi. Sıkıntılı derken muhteşem bir eğitimden bahsediyoruz. Zor bir. Bize göre sıkıntı yani zor. Zor evet zordu. Çok ders çalıştığımız oldu tabii. Kredili sistem mezun mağdurlarından ilk ve sonuncuyum ben. Mavi mi? Değil. Başka bir haber geldi de ona bakıyorum şimdi. 2.1 ortak... Ha bir dakika şimdi bu da ihale var ya. İhaleyle ilgili bilgi geldi de. Ne olmuş? Gruba mı? Aha. Şimdi bir yarım saat daha süre tanınmış. İhaleye giren iki taraf teklifler sunmuş. Bir rakam varmış. Yarım saat daha ek süre verilmiş. İşte herhalde yarım saat, bir saat içinde şöyleymiş. 5 gün sonra açıklanacakmış. Peki ek süre, yarım saatlik ek süre nedir Doğuş? Onu görmedim abi. Ona bakayım. Teklifler ama 5 gün sonra yani net sonuç açıklanacakmış. Yani şöyle anladığım kadarıyla attığınız son dakika bilgisine dayanarak söylüyorum. Tam söyleyelim Demirören grubu 2.1 milyar TL. Scientific Games ortaklığı 2.1. Turkcell Inteltek ortaklığı da 1.4 kar payı teklifi sunmuş ve teklif veren firmalara o yani bunu mesela Yıldırım Demirören bunu yani Demirören ortaklığının 2.1'i biraz daha aşağı çekmek için şeyi var. Zaman 30 dakika daha ek süre verilmiş. Yoksa böyle kalacak. Böyle kalırsa da bir taraftan bir tarafı kazanacak herhalde. Yani teklifin büyümemesi gerekiyor, küçülmesi mi gerekiyor senin söylediğin? Benim yani daha cazip çarpayı dediği cazip teklifi veren buradan anladığımız yani Türkcell mi gibi algılıyorum ben. Ha. Ama benim çok fazla bir şey yani yanlış yönlendirme yapmıyorum. Şimdi bu da manipülasyona falan girer mi? Bahsettiğimiz rakamlar TL mi peki? Oran bu. Oran. Öyle mi? Evet. TL gibi. %1.4, %2.1. Ha ben o zaman yanlış okumuşum. Abi bunlar kardan pay oranlarıymış. Birisi %2.1 kar payı oranı teklif vermiş, diğeri 1.4. Hayır, sonrasında ikinci teklifler de verilmiş. İkinci tekliflerde de Demirören Scientific Games ortaklığı %0.2, Turkcell Inteltek ortaklığı ise %0.5 kar payı teklifi sundu. En iyi teklifi şu anda Demirören Scientific Games ortaklığı sunmuş oluyor böylelikle. Ha öyle mi işte? Ben tam onu anlayamadım yani. Bunlar ilk tekliflermiş. İkinci tekliflerde de 0.2 ile 0.5 kar payı verilmiş. 0.2'yi veren Demirören'le Scientific Games ortaklığı. 0.2 daha az bir teklif değil mi? Kar. Teklifi veren firmanın kar payı o. Ha, devlete yani gidecek para daha fazla. Ben 0.2 kar edeyim diyor Demirören grubu. Turkcell'de 0.5 mi kar edeyim? Aynen öyle. Ha. Ve bu 5 gün sonra şey yapılacak. Yani şu anda son hali bitmiş mi? Evet, şu anda ikincisi buymuş. Aslında konuya hakim birine bağlansak, çünkü insanlar da bunu çok merak ediyorlar. Çünkü canlı bahis oynanacak. Yani milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bir gelişme bu. Gerçi kimin aldığıyla sokaktaki insan çok ilgilenmiyor. Oynatacak, nasıl yani? Oynatıcakla ilgileniyor. Yani oynayacağıyla ilgileniyor. Sistemle ilgileniyor. Kimin aldığıyla da ilgileneceği çok yani bir tarafı bir Türkiye Futbol Federasyonu yani Başkanı olduğu için kimin aldığıyla ilgileniyor. Yani o bambaşka bir Türkiye'yi oynayabiliriz yani. Evet. Hem oynatan hem ligi dizayn eden, organizasyonun sahibi olan kurumun başındaki bahis firmasının sahibi olması. Yani bir de hani canlı olduğu için çok riskli. Yani hakemin bir kararı bahiste oradan parayı birinden alıp birine veriyorsun yani. Tuhaf bir durum. Yani atıyorum şimdi maç 1-1, sen 2.5 alt oynamışsın, ben 2.5 üst oynamışım. Yani bir tane penaltı kararını vermiyor. Mesela Trabzon maçındaki penaltı kararını vermiyor hakem Ümit Öztürk. Onun altından bir sürü senaryo. Şampiyonlar Ligi'nde de çok bahis oynanıyor. Yasa dışı bahis de çok oynanıyor bu ülkede maalesef ki. Herkes oynuyor yasa dışı bahisi. Birçok insan. Şimdi bakıyorsun mesela Şampiyonlar Ligi'nde bu hiç tartışılan bir tane penaltı pozisyonu olmuyor mesela. Ya orada da oluyor da bu tonda olmuyor işte. Evet. Yani bu kadar kafanda şey olmuyor. Yani bizde artık o kadar şey olduk ki. Nihayet kurulda istifa kararı almış bu arada MHK. O da güzel. Kim gelecek peki orada? Esas mesele biraz da o. Ahmet Çakar'ın yazısına yönelik bir şeyler söylersek. Peki bakalım. Semih Özsoy'un açıklamalarından önce o zaman Ahmet Çakar'ı konuşalım gelmişken, sonra Semih Özsoy'u konuşalım. Ahmet Çakar'ın bugün Sabah gazetesindeki yazısı. Sabah'ın usta yazarı Merkez Hakem Kurulu için adı geçen ismi analiz etti. Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz. Kudüs'ü Müftüoğlu'ndan değil MHK başkanı, Alanya Atatürk Lisesi sınıf başkanı bile olmaz. Onun zamanında yaşanan birçok yanlış olaydan birkaçını hatırlatayım diyor. Yusuf Damoğlu için artık bu işi götüremiyor dediniz ve istifa etti. Kudüs Müftüoğlu'nun değil MHK Başkanı, Alanya Atatürk Lisesi sınıf başkanı bile olamaz. Kötü adam mı? Hayır. Geçmişi kirli mi? Hayır. Ama hakemlik bakışı, zamanda yaşanan olumsuz olaylar ve en önemlisi insan yönetimindeki başarısızlığı onu ancak ailesinin başkanı yapabilir. Konuşması, konuşma değil hitabeti, hitabet değil bir duruşu yok. Hakemlere nasıl güven verecek? Nasıl inandırıcı olacak? Mesela onun zamanında yaşanan birçok yanlış olaydan birkaçını söyleyeyim. Gelmesi rezillik demektir. Yıllar önceydi. O MHK başkanıydı. İstanbul'da bir Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanmıştı. Müftüoğlu bayram değil, seyran değil bu maça Deniz Ateş Bittel denen bir hakem atadı. Nasıl, neden, hangi sebeple atadılar bilmiyorum. Ama atadılar. Hakem Bittel maçın içine etti. Hatırlayın, dünya futbol tarihinde sahada oyuncudan kırmızı kart görmüş yegane hakem olarak tarihe geçti. Peki sonra ne oldu? Trabzon yönetimi basın toplantısı yaptı. Kudüs'ü apar topar İstanbul'a çağrıldı ve Trabzon haklı olarak Kudüs'ün kellesini istedi. De ki Kuddusi ne yaptı? Benim kellemi almayın, ben de size Deniz Ateş Bitler'in kellesini vereyim dedi ve verdi. O gün bugündür Deniz Ateş Bitler hakemlik yapamıyor. Oh ne güzel değil mi Kuddusi? Onu maça veren sensin. Trabzon'un haklı isyanında kendi kellesini kurtarmak için onun kellesini feda eden yine sensin. Sonuçta baktığımızda Fenerbahçe idaresi Semih Özsoy dünkü konuşmasında infialinde haklıydı. Namoğlu gitti ama Kudüs'ünün gelmesi demek rezillik demektir. Sayın Demirören ve Federasyon'a da bunu böyle bilsin diyor. Ahmet Çakar'a yazısından dolayı tebrik ederim. Güzel bir yorum yapmış ama ben artık Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'nun zamanının geldiğini düşünüyorum. Ahmet Hoca çok severim, sayarım. Söyleyeceğim şeyi sakın yanlış anlamasın ama her gelene salladı, her gelene ateş etti, her hakeme salladı. Hocam bir gelin soyunun da bir de sizi görelim, siz ne yapacaksınız? Bu camianın önde gelen isimlerinden birisisiniz hocam. Evet şu anda bence Türkiye'de televizyonun en önemli figürlerinden bir tanesisiniz. Ama amacınız söylediğiniz gibi Türk futbolunu kurtarmaksa, Türk hakemliğini öne çıkartmaksa Erman Toroğlu ile birlikte ikinizden birisi veya ikiniz eş başkanlık yaparak MHK'yi de Türk hakemliğine olan güveni de yeniden inşa edebilirsiniz. Artık görev sırası sizde. Bu ateşten gömleği giyen herkese ateş ettiniz ki biz de ettik. Ama benim bir hakem geçmişim yok. O camianın içini en iyi bilenlerden birisiniz hocam. Ahmet Çakar'ı ben buradan alenen göreve davet ediyorum. Bence Ahmet Çakar veya Erman Toroğlu ikisinden birisi mutlaka MHK başkanlığına soyunsunlar. Bir de onları görelim bakalım nasıl atama yapacaklar. Bakalım kimin kellesini verecekler. Kendi kellesi istendiğinde. Ben Kudüs Müftüoğlu'nun akrabalığım da yok. Yani çok da sevmem kendisini, tanımam çünkü. Kötü MHK başkanlığı yapmıştır. Evet ama MHK başkanının kellesi istendiğinde MHK başkanı kendi kellesini vermez. Tıpkı Ahmet Çakar da orada olsaydı Ahmet Çakar da kendi kellesini vermez, başkasının kellesini verirdi. Çünkü zaten o hatayı kendisi yapmıştır. Aynı zamanda futbolcudan kırmızı kart gördüğü pozisyon da tam anlamıyla çok güzel bir kara mizahtır. Yani orada bir şanssızlık, kırmızı kart yere düşüyor. Kırmızı kart yere düştüğü için de orada mesela Salih Dursun'un bir eylemi o. Yani kart yere düşmeseydi cebinden alıp hocaya kart gösterecek değildi. Dolayısıyla ben artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu dediğim gibi veya Erman Toroğlu birlikte de olabilirler. Bir eş başkanlık sistemi kurabilirler. Kendileri birisi başında olur, diğeri danışman olur. Birisi başında olur, diğeri yardımcısı olur. Bir şekilde artık soyunmaları gerektiği gereken görevin bu olduğunu düşünüyorum. Haydi Ahmet Hocam göreve. Ahmet Hoca bu ülkede Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı falan yapamaz. Niye? Yapmamalı da aksine. Niye? Abi Fenerbahçe ile ilgili tonla eleştirisi var. Galatasaray ile ilgili tonla eleştirisi var. Bu ülkenin Kulüpler Birliği Başkanı'na yayında söyleyebiliyor muyuz burada bilmiyorum ama çok tuhaf benzetmeleri var. Yani bunlar yarın öbür gün Ahmet Çakar merkez hakem söylemiş. Sen burada niye söyleyemiyorsun? Ay tamam da şimdi ben hani kendime yakıştıramadım. O başka bir şey. Kendime yakıştıramadığım için. Yani burada söyleyebiliyor muyuz? Ahmet Çakar bu ülkede Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı fiilen yapamaz. Ahmet Çakar Fenerbahçe aleyhine bir tane hakemin hata yaptığında bikinili fotoğrafları ortaya çıkar. Çıksın abi ne olur ki. Ne? Bugün Ahmet Çakar yine Beşiktaş'la ilgili. Televizyonda program yaparken de yine çıkıyor. Abi tamam da televizyonda program yapmakla hakemi yönetmek, ligin en önemli, en kritik noktasında görev yapmak. At sahibine göre kişiler. Teşbihte hata olmaz. Bunu hiçbir zaman unutma. MHK başkanına göre hareket eder herkes. Dolayısıyla hakemler de bu kadar dünyanın parasını veren, kazandıran kendi patronlarına, yani MHK başkanına hiçbir şey diyemezler. Onun bikinili fotoğrafını ilk ortadan kaldıracak olan, kalkan olacak olanlar hakemler olur. Merak etme yani. Bikinili fotoğraflar, işte Sayın Fikret Orman'a söyledikleri, Galatasaray Fatih Terim'e söyledikleri falan. Peki abi, kim olsun abi? Yani mesela Ahmet Hocam yazıyor mesela. Ahmet Hocam sen bu camianın önde gelen ismisin. Ahmet Çakar olamaz abi. Zaten Ahmet Çakar sen bu camianın en önemli önde gelen ismisin hocam. Erman Toroğlu ile ilgili aynı şeyi düşünmüyorum. Erman Toroğlu yapabilir. Ben Erman Toroğlu kim olsun abi onu söyle. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Birisi önerecekse bu arada Ahmet Çakar önerecek. Mesela hani söylesin abi yani TFF'ye öneri verecek anlamda söylemiyorum. Şu mesela gelmesi rezillik. Tamam rezillik. Kuddusi başkan olamaz. Tamam olamaz. Yani sınıf başkanı bile olamaz. Ona da tamam. Hocam kim olsun? Benim var teklifim abi. Ben seçime kadar Muhittin Boşat'ın bu işi yapabileceğini düşünüyorum. Şu anda hala hazırda sizin kurulunuzda görevli çünkü. Muhittin Boşat'a söylersiniz. Gelir başına. Atamaları da yapar. Hakemleri de takip ediyor. Zaten hakem analisti değil mi abi? Hakem analizi yapmıyor mu? Genç hakemlere mentörlük yapıyor. Mentörlük yapıyor genç hakemlere. Tamam işte. Gelsin Muhittin Boşan ismini yapsın abi. Tartışılan bir isim mi Muhittin? Ahmet Çakar yani aylarca biz burada Yusuf Namoğlu istifa etsin diye bağırırken Yusuf abisine sahip çıkan bir insan Ahmet Çakar yani. Aa, hiç sahip çıkmadı. Ne sahip çıkmadı mı? Yusuf abim dedi, bilmem ne dedi, onu dedi, bunu dedi, saygındır dedi. Sen son programa gelme bana, sona gelme. Gel bundan bir hafta 10 gün öncesine gel. Ne yani, hakemlik korudu mu MHK Başkanı? Korudu tabii ki. O zaman o da yolun. O yüzden Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz diyor ya. Ben de diyorum ki Ahmet Çakar MHK başkanı olamaz diyorum. Ben daha şey söylüyorum. Olamaz. Erman Toroğlu için aynı şeyi söyleyemem. Erman Toroğlu yapabilir. Ya Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, ikisinden birisinin olması lazım. Ya da ikisinin olması lazım. İkisinden birisinin olması lazım abi. Birisi, yani sürekli eleştiriyorsunuz abi. Düşün, sürekli eleştiriyorsunuz yani. Gelin bir de siz yapın hocam. Hakem geçmişliğiniz var. Mesela biz teknik direktörleri eleştiriyoruz ama benim teknik direktörlüğüm yok. Peki bir şey soracağım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın hakem geçmişi olmasına gerek var mı? Sen burada bangır bangır bağırdın. Hayır, ben bu yazı üzerine söylüyorum. Abi iyi bir yönetici, insan ilişkileri güçlü, iletişimi güçlü bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı olur. Otoriter bir isim olur. Hakemleri alır toplar kardeşim, aklınızı başınıza devşirin der. İyi yönetir, iyi bir model ortaya koyar. Yani hakemliği artık Yusuf Namoğlu mesela biliyor da ne oluyor abi hakemliği? Yusuf Namoğlu hakemliği bildi de ne oldu abi? Ya yani Yusuf Namoğlu'nun bildiği hakemlik mi kaldı artık? Yani Yusuf Namoğlu'nun şu anda bildiği hakemliği hiç sıradan profesyonel bir isme git, iyi yönetici, olayı tamamen yönetme şeklini bilen profesyonel bir yöneticiye git, oturur adam, bütün hakem kurallarını okur, biraz da futbola meraklıysa anlar, güzel bir düzen kurar, devam eder abi. Neymiş abi, Bülent Yavuz gelsinmiş. Yok Bülent Yavuz. O geldi abi, Bülent Yavuz. Ne değişti? Ertuğrul Dilek mi? Neydi? O gelmedi mi abi? Hepsi niye dönüp hep aynı isimlere gidiyoruz? Milli takımda dönüyoruz. Fatih Terim tekrar gelsin. Şenol Güneş tekrar gelsin. Lucescu Galatasaray'a tekrar gelsin. Lucescu Beşiktaş'a tekrar gelsin. Galatasaray'a Fatih Terim tekrar gelsin. Ya arkadaş tamam, tekrar gelsin de. Bir gelen de kalsın ya. MHK'nin önünde iki tane seçenek var. Bir, benim söylediğim gibi dışarıdan futbolla alakası olmayan, hiçbir hakemle de geçmişte hiçbir ilişkisi olmayan, hatta mümkünse hiçbir hakemi de tanımamış olan, su bile içmesinler, kahve değil, birlikte su bile içmemiş birisi olacak. İki, Ahmet Çakar veya Erman Toroğlu ikilisinden birisi olacak. Bu ikili de kurtaramazsa, hakemliğe olan güveni tekrar inşa edemezse, hakemliği kurtaramazsa, Türk futbolunun üzerindeki hakem lekesini ortadan kaldıramazsa kimse kaldıramaz. Yok ha, Ahmet Çakar nasıl olacak abi? Ben işte anlattım az önce sana. Abi Ahmet Çakar'a insanların şu problemi yok. Ya, tırnak içinde söyleyeyim. Beşiktaş Kulübü Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı'na matkap fiko dedi abi. Matkap fiko dedi ya. Matkap fiko demiş olması onun maçına yanlış hakem atacağı demek değil ki. Ya da ben ondan bahsetmiyorum. Algıdan bahsediyorum. En ufak bir olumsuzlukta insanlar diyecek ki ya zaten bu adam bunu söylemedi. Abi bunu söylemeyen Yusuf Namoğlu geldi. Ne oldu? Hiç kimseyle problemi olmayan, herkesin siyasi olarak da bir duruş sergileyebildiği, kimsenin kimseyle sıkıntısı olmadığı Yusuf Namoğlu geldi de ne oldu Haluk? Yani yok, ne oldu? Bana tartışmalar yaşanır. Ya ne tartışması yaşanır? Ahmet Çakar'ın filan MHK baş ya çok gereksiz bir şey konuşuyor. Olamaz zaten. Yani bence olamaz. Sen bir öneride bulunuyorsun. Ben Ahmet Çakar'a cevap veriyorum. Benimki öneri değil. Benim iki tane önerim var. Onların ikisini de söylüyorum. Sadece önerim Erman Toroğlu, Ahmet Çakar değil benim. Benim esas önemli diyorsun. İş yani çok ciddi anlamda ya futbolla alakası olmayan birisi gelsin. Ya ne yöneticiler var abi. Dünyada o kadar önemli, değerli insanlar var ki. Bu arada tabii MHK'yi konuşuyoruz. PFDK'yı konuşmuyoruz. Hukuk Kurulu'nu konuşmuyoruz. Esas oralarda da büyük sorunlar var yani. Yıldırım Demirören'in eğer yeniden başkan seçilecekse, ki bu son bahis ihalesi falan nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Eğer yeniden başkan seçilecekse, bir kez daha altını çiziyorum, bahis ihalesi sebebiyle ne olacağını bilmiyorum. Nasıl bir karar vereceğini. Çünkü orada kamuoyunda da bir infial oluşacak. O da mesela çok üzerinde tartışılacak, konuşulacak bir mesele. Bu Merkez Hakem Kurulu'nu, Hukuk Kurulu'nu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nu, yani bunları tartışılmaktan çıkarmak zorunda. kendi yönetim kurulunda önemli ölçüde değişikliğe gitmek zorunda. Yani şimdi Ali Dürüst'ün bence istifa edip geri dönüp ben Galatasaray'a hizmet etmek için filan deyip tekrar geri dönüyor olması ve hala orada oluyor olması skandal. Öbür taraftan o kadar çok var ki ya Gökhan, skandal. Yani bütün Beşiktaş, işte dün Semih Özsoy söylüyor, federasyonu Cengiz Zülfikaroğlu yönetiyormuş diyor filan. Biz onu Fenerbahçe'ye yedirmeyiz Cengiz Zülfikaroğlu'na diyor. Fenerbahçe'yi kimse yiyemez arkadaş ya, bu kadar da kolay söylemler. Mesela dün de tutturmuşlar, bir FETÖ'den gidiyorlar. Yani bir şey biliyorsanız susun, bilmiyorsanız... Semih Özsoy'un açıklamalarını. Bilmiyorsanız susun ya. Yani bilmiyorsanız kimseyi suçlamayın, hedef almayın kimseyi ya. Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmaya çalışıyorlar. Kim abi? Yıldırım Demirören mi? Cengiz Zülfikaroğlu mu? Merkez Hakem Kurulu Başkanı mı? Hakemler mi? Galatasaray mı? Kulüpler Birliği mi? Kim abi? Kim? Fenerbahçe'yi, koskoca Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmaya çalışan kim? Niye? Fenerbahçe bugün, yani Fenerbahçe olmasa bugün ligin değeri 500 milyon dolar etmez. Fenerbahçe olmasa bugün televizyon programlarının reytingi olmaz. Fenerbahçe olmasa bugün gazeteler satmaz. Kim ister bunu abi? Ben şimdi yani ayağa kalkacağım müsaade edersen Suna. Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmaya çalışan kim abi? Ya bunu söylüyor mesela orada karşısında Rıdvan Hoca ve Murat Kosova, iki tane çok değerli, benim çok birlikte çalıştığım, fikirlerine çok değer verdiğim iki tane adam sormuyor abi Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmaya çalışan kim diye. Merkez Hakem Kurulu ve hakemler diyor zaten içinde. Öyle diyor zaten bak, Merkez Hakem Kurulu ve hakemler güvenilir değiller. Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmaya çalışanlar bu camianın altında kalırlar. Bu camianın altında kalacak olanlar kim? Öznesi MHK ve hakemler. Yani MHK'nin çocukları. MHK'nin çocuklarına diyor ki siz bizi sistemin dışına atmaya çalışırsanız o sistem sizi yer. O sistemin altında kalırsınız diyor. Abi peki bir daha soruyorum. Fenerbahçe'yi bu sene 21 hafta oynandı. 21 hafta boyunca sistemin dışına atmaya çalıştıkları ne var abi? Yani Trabzon dese bunu, dese ki anlayacağım. Biz diyecek, dediler ki Trabzonspor biz şampiyonluk mücadelesi veriyorduk. Başakşehir maçında beni doğradın. Galatasaray maçında doğradın dese anlarım. Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmak için hakemler, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu ne yaptı abi? Yani bir tane sana göre kırmızı, bana göre değil Şamil kırmızı kart pozisyonu. Bir tane Bursaspor maçında Valbuena'ya yapılan faul, atılan ya da yenilen gol. Başka ben vallahi gelmiyor aklıma benim. Yani iki tane, üç tane pozisyon üzerinden koskoca Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmaya çalışıyorları samimiyetle söylüyorum anlayamıyorum. Anlamaya çalışıyorum anlayamıyorum. Yani Fenerbahçe ligin 14. sırasında 21. hafta sonunda ve Semih Özsoy diyor ki ha bir taraftan da şunu da söylüyor. Biz kendi eleştirimizi yapıyoruz filan. Tamam kendi eleştirini yapıyorsan yani bana de ki seni Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu sistemin dışına atmak için ne yaptı? Yani bana pozisyon say. 2 tane saydın, 3 tane saydın. Trabzon 47 tane sayıyor. Erzurum 55 tane sayıyor. Yani aynı sistem bunları da mı dışına atmaya çalışıyor Gökhan? Fenerbahçe'de Semih Özsoy belli ki Sayın Mahmut Uslu, Sayın Murat Özaydınlı gibi bir role soyunuyor. Ama Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Semih Özsoy beyefendi hayali düşmanlar üzerinden bir strateji kuruyor. Kendi başarısızlıklarını örtmek için yine MHK, hakemler, sistem söylemi içerisine giriyor. Ama bir dönüp baksın kendi başkanına. Sayın Başkan Ali Koç o kadar düzgün bir profil çiziyor ki Sayın Semih Özsoy için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Sistemin dışına itmeye çalışan MHK Fenerbahçe'yi sistemin dışına itemez. Sistem ne onu konuşalım. Yani ortada bir sistem varsa bu sistemin içerisinde niye Trabzonspor dahil olmuyor? Niye Erzurumspor dahil olmuyor? Bunu konuşalım. Yani sistem Fenerbahçe'yi dışlıyor. Sistem Fenerbahçe'yi dışarıya atmaya çalışıyor. İşte Fenerbahçe'yi sistemin dışında. Sistem ne? Fenerbahçe'nin dışarıda kaldığı şey şampiyonluk yarışıysa, Fenerbahçe'nin dışarıda kaldığı şampiyonluk yarışının sebebi sizi sistemin dışına atmaya çalışanlar değil. Sizsiniz. Siz kendi kendinizi sistemin dışına attınız. Kendi tercihlerinizle kendi koyun kendi bacağından asıldı. Fenerbahçe yönetimi kendi yaptığı başarısızlıkları başkanı kabulleniyor ama başkan vekili kabullenmiyor. Semih Bey'in bu hayali düşmanlardan vazgeçip artık kendi başarısızlıklarına odaklanması lazım. BKZ, yani bakınız yazarlar ya, bakınız Sayın Ali Koç'a. Ali Koç kulübün başkanı, camianın lideri bile biz başarısızız ve Fenerbahçe taraftarına karşı mahcubiyet hissediyoruz diyor. Ama siz kalkmışsınız, bir rüzgar aldınız arkanıza. 2 hafta iyi top oynadınız. Ondan sonra kalktınız ve şu anda da sistemin dışına bırakmaya çalışıyorlar. Karanlık eller, işte siyah eller, gizli eller, çakın elinizi üstümüzden. İşte FETÖ'ydü, şuydu, buydu falan. Bırakın, bildiğiniz bir şey varsa bu ülkenin savcısı var. Bildiğiniz bir şey varsa bu ülkenin emniyet birimleri var. Alırsınız evrağınızı. Koskoca Fenerbahçe'siniz siz ya. Bu işte bak, bu adam gösteriyor, bu adam FETÖ'yle ilişkisi var dersin, götürürsün, işlem yaptırırsın. Ama sistemin dışına çıkartmaya çalışıyorlar lafı son derece yanlış bir laf. Yanlış bir strateji. Çünkü kendi başkanınızla çelişiyorsunuz. Eğer ki başkanınızdan talimatla bunu yapmıyorsanız, kendi fikrinizse bu böyle. Ha, ben bu arada yani gerçekten Semih Özsoy beyefendinin, yani Cengiz Zülfikaroğlu kimdir abi? Cengiz Zülfikaroğlu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi değil mi? Evet, ne yapıyor abi Cengiz Zülfikaroğlu? Ne yapabilir? Yani ne yapabilir? Fenerbahçe, yani Cengiz, şunu söylüyorsanız bunu da söyleyin, açık açık söyleyin. Ya ama altından değil sopa gösteriyor. Evet abi, yani bunlar hoş değil ya. Bunlar mesela at çamur izi kalsın, işte duyumculuk mesela. Öyle değil abi. Deyin ki bana Cengiz Zülfikaroğlu Riva'dan dışarıya çıkmıyor. Sürekli Riva'da. Riva'yı da Cengiz Zülfikaroğlu yönetiyor deyin. Ya da Şeref Yalçın yönetiyor deyin. Hakemler de orada olduğu için deyin ki kardeşim bu iki Beşiktaşlı. Bu iki Beşiktaşlı, Şeref Yalçın da Beşiktaşlıdır, Cengiz Zülfikaroğlu da Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Bu iki Beşiktaşlı koridorlarda hakemlere baskı uyguluyor deyin. Bunu biliyorsanız bunu söyleyin. Ama bilmiyorsanız bunu Cengiz Zülfikaroğlu'na yedirmem diyerek herhangi bir ismi, Cengiz Zülfikaroğlu'nu Fenerbahçe taraftarının önüne atmayın. Bir gün gelir sizi de başka bir taraftarın önüne atarlar. Bu da hoş değil. Kolay değil bunları kaldırmak. Bir de bilmiyorum, meramımı anlatabildim ben ya. Çok net anlıyorum. Ben de aynen böyle. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le ilgili bir tereddütünüz varsa, bir bilginiz varsa çıkın bunu ifşa edin. İfşa edin, biz de peşinizden gelelim. Biz de peşinizden gelelim Haluk. Ya bayılırım ben hem de. Yani bir belge olsun, var ya bir belge. Ne abi o işte, bu duyum ama söylemeyeyim. Bir şey duyduk ama söylemeyeyim. Ama ortaya bırakayım ki taraftar böyle bir üzerinden mavra yapsın. Yok abi, yemez. Artık herkes çok yemiyor. Yok abi, nasıl yemiyor? Gözünü seveyim yani. Arkadaş bak ya, Fenerbahçe camiası, Mahmut Uslu'yu, senin bu açıklamaları, Oğuz Aydınlı'yı kendisi püskürtmüş. Burada konuşacağız ya, biz konuştuk şimdi, bunları çok güzel anlattık. Ben böyle düşünüyorum. Senin de böyle düşünüyor olmandan son derece mutluyum. Şimdi bunlar mesela sosyal medya karşılığına bak şimdi bu söylediklerimizin. Yani nasıl? Çünkü bunu bu söylediğim ama... Bakın benim bu söylediğim, az önce arkadaşlar Live Plus'ın tweet hesabından bunu bu şekilde atmayın arkadaşlar. Onu silerseniz sevinirim. Videosunu kullanmak istiyorsanız videosunu kullanın. Çünkü sadece Semih Özsoy hayali düşmanlar üzerinden kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyor derseniz olmaz. Mesela Ahmet Çakar'la da ilgili bir şey atmışsınız. Onun da videosunu atarsanız daha sevinirim. Çünkü hani böyle olunca infial uyanıyor. Başka türlü bir algı oluşuyor. Tam söylediğimi karakter sebebiyle sığdıramadığınız için. Abi ben aklıma kadar ya. Diyor ki işte bizi daha önce de devre dışı bırakmaya çalışan sistem diyor. Yani FETÖ'yü işaret ediyor. Yine acaba devam mı ediyor bu yapı filan diyor. Ya bildiğin bir şey varsa Sayın Semih Özsoy, bildiğiniz bir şey varsa gidin abi savcıya gidin. Savcıya gidin ya, deyin ki acaba böyle yapalım. Olmaz bu iş. Abi bir de böyle yaparak bu operasyonu kimse küçümseyemez abi ya. Bu ülke meselesi ya, bu vatan meselesi ya, toprak meselesi. Bu ülkede darbe yaptı abi bunlar. Yani sen sevmediğin bir adama aa bu da FETÖ'cü, aa öbürü de FETÖ'cüymüş, o biri bilmem neymiş dersen bu FETÖ'cü meselesini küçümsüyorsun abi. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Bu Fenerbahçe'nin ikinci başkanı da olsa, başkan vekili de olsa, başkanı da olsa bunun kimseyi bunu hakkı yok yapmaya. Yani sevmediğin adama aa bu da FETÖ'cüymüş yani. Küçültür abi, bu meseleyi küçültür. Bu şerefsizler bu ülkede darbe yapmaya çalıştılar abi. Anladın mı? Anladım. Çok sinirleniyorum abi. Çünkü herkes kendine yontmaya çalışıyor. Ne yaptı abi? Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmak için ne yaptı abi bu? Yani hakemler. Ya 2 tane hakem hatasından bahsediyoruz. Hadi de ki 5 tane bahsediyoruz. Abi bu artık bu arkanızdaki taraftar gücünü falan daha doğru yönlendirin abi. Ve bunu inanıyor insanlar. Buna inanan insanlar var abi. Evet, Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmaya çalışıyorlar diye buna inanan insanlar. Soruyorsun ne olmuş diyorsun. İşte Kayseri maçında Moses atılmadı. Orada golümüz verilmedi. Ne oldu abi? Başakşehir maçında da Başakşehir'in offside golü verilmedi. Bir puan aldınız. O zaman sistemin dışına atmıyorlardı da şimdi mi atıyorlar? Herkes beni sistemin dışına atmaya çalışıyor. Beni sistemin dışına atmaya çalışıyor. Beni sistemin dışına atmaya çalışıyor. Ya bugün Galatasaray kullanıyor diyenler, ya Galatasaray'ın teknik direktörü 10 maç ceza aldı. Başkanı dünya kadar ceza aldı. Aynı açıklamaları Sayın Başkan Ali Koç'a bir çifte standartsızlıktan bahsediyorsak bahsedelim, altına da imza atalım. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a, Erzurumspor'a, Ankara Gücü'ne, Bursaspor'a bir çifte standart varsa hepsinin karşısında duralım. Sadece Fenerbahçe'ye uygulanana değil. Ya da Galatasaray'a uygulanana değil. Ne diyeyim? Bu işte böyle bakıyorum. Aynı tempoda devam edemiyorsun ya, ona şaşırıyorum. Abi çünkü yoruluyorsun. Yoruluyorum. Yaşlandın galiba. Hayır, yaşlanmadım da. Alnında da kırış kırış oldu. Ama botoks kaz ayaklarında. Yaptım. Ya yaptırsan abi, karına yaptır işte. Botoks yap. İğneyi batırsın, bitsin abi. Böyle ışık yemiş tilki gibi gezersin böyle. Tavşan. İfadesiz. Tavşan, tilki değil böyle. Işık yemiş tavşan gibi böyle. Mustafa Denizli gibi dolaşacağım. Mustafa Denizli Hoca TRT'deyken yaptırmıştı galiba. Öyle. Abi normal bakımlı insan yaptırıyor. Ben ya bu bakım dizilerimi seviyorum ya. O bakım mı abi? Sana da teklif var, istiyorsan yaptırtırım. Ben hiçbir şey, ne saç ektiririm, ne kırışıklar, ne kazı ayakları, bir tek ağız sağlığıma önem veririm. Onlara da ilk zamanı geldiği zaman yaptırıyoruz. Paramız olunca yaptırıyoruz işte ya. Paramız yoksa da yaptırmıyoruz. Orayı 3 kere. Bir kere operasyon. Orası neresi? Diş. Kabul et, güzeldi. Güzeldi. Güzel kıvırdım. Benimki nasıldı? Seninki de güzeldi. Evet. Ama işte insanlar görmediler söylediğini. Abi onu şimdi gösteremiyoruz tabii maalesef. Neyi? Onu ben sosyal medyadan yazarım. Yani Gökhan operasyon bölgesini. Söylememiş oldum. Operasyon bölgesi. Allah kimseye vermesin, öyle söyleyeyim yani. Yastığa oturuyor ya. Hani bir laf vardır ya, oraya mı ya bir onu mu konuşmadık yani? Hayır ama yani her şeyi konuştuk, bir onu mu konuşmadık? Sağlık ya? Meselesi ha? Ya onun için diyor. İşte sağlık yani. Bunun botokstan ne farkı var abi? O da neyi? Sağlık meselesi. Abi bu sağlık sıkıntısı. Ağız sağlığı da sağlık. Bak bu sağlık sıkıntısı. Sıkıntı işte. Yani benim insanlar da yanlış anlamasınlar. Hani benim hemoroid gibi bir problemim. Halk arasında? Hemoroid. Halk arası, ekmek arası fark etmiyor. Hemoroid işte yani. Ben kayak yaparken? Board yaparken daha doğrusu. Kayaklar, boardlar. Hangi kayak merkezi? Kartalkaya'da. Çok yıllar öncesinde büyük bir düşüş gerçekleştim ve uyluk kemiğimin kemiğini çatlattım. Dolayısıyla soğuk havada sıkıntı yaşıyor. O yüzden yastığa oturuyorum. Ya yastığa neden oturduğumla ilgili açıklama yaptırmak zorunda bıraktırdığın için seni tebrik ediyorum yani. Abi ha dedik, geçseydin açıklama yapmak zorunda kalmazdın. O öyle kalmıyor mesela. Tamam deseydin, devam etseydin. Ya öyle olmuyor. Peki geçelim. Ben öyle bir insan değilim. Havada kalsın istemiyorum benim oturduğum yerle. Mustafa Cengiz'in açıklamalarına geçelim. Herkes konuşuyor abi. Futbol konuşalım biraz ya. Bu ne abi? Jagne mutluymuş. Marka kimseye şüphesi olmasınmış. Mitroğlu elimden geleni yapacağımmış. Tekrar burada olmak güzel sevmiş. Şuraya bak abi, şey gibi. Yıllık gibi ya. Vallahi bak, yıllık gibi. Herkes konuşmuş abi. Baksana. İmza töreni ya. Baksana, herkes konuşmuş. Mis gibi abi. Kulüpler Birliği bildirisini 17 kulüp imzalamadı. Asıl rakam 8 ve onlar da aceleyle imzaladıklarını söylediler. Burada bunları boş ver. Burada ne diyor? Başakşehir'le Trabzonspor imzalamadı diyor. Başakşehir Kulübü'nün başkanı, kendisinin ifadesi var imzaladık diye. Zaten organizasyonun başlangıç noktası da kendisi. Organizasyonun başlangıç noktası şu. Fikret Orman ve Ali Koç konuşuyorlar. Telefonda. Ali Koç Fikret Orman Başkan'la konuşuyor. Ben ne dedim? Konuşuyorlar dersen startın nereden verildiği belli olmuyor. Ha yani telefonla konuşuyorlar. Diyorlar ki bu böyle olmaz filan. Bir tepki göstermemiz lazım diyorlar. Fikret Orman Sayın Başkan Ali Koç'a, Sayın Başkan'a diyor ki ya bu işlerden en iyi Göksel Gümüşdağ anlar diyor. Göksel Gümüşdağ da telefon grubuna dahil ediliyor. Oradan sonra bu yol haritası belirleniyor. Ve Başakşehir Kulübü Başkanı imzalamamış mı oluyor? Öyle diyor Sayın Cengiz. Kim acaba bu 8 kulüp, yani geriye kalan 8 kulüp kim? Ya mesela Beşiktaş, Beşiktaş yönetimi, Kayseri Beşiktaş Divan Kurulu, Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Altyapı Komitesi falan. Ya bunlar mı imzaladılar abi 8 tane? Fenerbahçe var canım işin içinde. Fenerbahçe, Beşiktaş. Ben şimdi benim bildiklerim, %100 emin olduklarımı söyleyeyim. Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankara Gücü. Ben Başakşehir'in de var olduğunu düşünüyorum da şimdi başkana yalancı demek istemediğim için Başakşehir'i saymayacağım Trabzon'da. Ne demek saymayacağım ya? Sayayım peki. Ama yalancı demiyorum yani. Ben bildiklerimi söylüyorum. Benim bildiklerim yanlış olabilir diyeyim ki hani adama saygısızlık etmemiş olayım yani. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayseri, Malatya, Ankara Gücü. Ankara Gücü yok. Başakşehir, Trabzon. 2, 4, 5. Trabzon yok. Nasıl yok ya? Trabzon ben de imzaladım dedi, doğru. Ama yok diyor işte, imzalamadı diyor. Abi bir kulübün başkanı ben imzaladım ama içinden haberim yok demesi imzaladım demek değil. İmzaladı mı imzalamadı mı abi? Trabzonspor da imzaladı. Abi anlamadım ki ben. Kim imzaladı abi? Çıksınlar desinler ki biz... Abi o bildirinin altında kimin imzası var? Ya? Niye yok abi? Of. Öyle bir görsel. 17 Kulüpler Birliği işte. 17 kulüp hangi, adına diyor. Hangi kulüp? Tık 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 tık. Aa, onu işte onu zaten sorun orada. Yazacaksın ya. Böyle. Bir güzel algı oluşmuş orada. Kimse de çıkıp konuşmamış mesela. Çok enteresan abi. Of. Hadi abi geçelim bunu ya. Fenerbahçe bize 50 milyon TL hediye etti. Oh ne güzel falan. İşte burada da mesela Fenerbahçe camiasına bir göndermede bulunuyor. Çok herkes anlam. Birbirine göndermede bulunuyor abi. O diyor ki bizi 50 milyon TL'den kurtardı. Öbürü diyor ki onlara diyor o operasyondan sonra diyor aleyhlerine düdük çalmadı filan diyor. Aleyhlerine düdük çalmadı. Göztepe'de Galatasaray'a saçma sapan penaltı verildi. Döndü Lines'in penaltısı verilmedi filan. Bir sürü şey var yani. Pozisyon girecek olursak var ya, o kadar çok şey var ki. Herkes kendine göre yontuyor bu meseleyi. Yani sen öyle diyorsun. Galatasaray taraftarı diyor ki o ben sezon başından beri benim 10 puanım gitti diyor. Sor kaç puanı gitti Trabzonspor'un bu sene? En az 15 puanı gitti. Erzurumspor küme düşme hattında en az 15 puanı gitti. Fenerbahçe'nin neymiş? 4 puanı, 5 puanı gitmiş. 2 maçında hakem hatası yapılmış. Bizi sistemin dışına bırakmak istiyorlarmış diyor. Şampiyonlar Ligi maçları var bugün. Dün muhteşem bir tane maç izledik. Bir dakikamız kaldı. İsterseniz hemen maçları bir tahmin alıp kapatalım. Son söyle. Peki şöyle bak. O kadar net yapacağım ki. Ajax Real Madrid. Real Madrid. Gollü maç olur. Tottenham Borussia Dortmund. Muhteşem maç olur. Kazanan Tottenham olur. Gollü olur. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.